Bu hakkın işte kanunla şey yapılmasını arzu etmiş daha da güçlenmesini arzu etmiş ama anlaşılan o ki e, AK Parti buna karşı dolayısıyla muhtemelen bu karşı olduğu için zaten muhalefetin yani verdiği iyi hiçbir şey ya da hani dese ki muhalefet yahu güneş her gün doğudan doğuyor buna ilişkin bir şey söylese yani. Vatandaşlarımız rahat seyirciler kolaylıkla anlasın diye söylüyor. O kadar yüzde yüz doğru olan bir şey kanun teklifi olarak verse zaten yine o da görüşmeye Hayır, da oluyor, o, da, o da görüşmeye <gülüyor> zaten <gülüyor> açılmıyor. Dolayısıyla bu kanun teklifi de meclise görüşmeye gelebilecek mi ben o konuda çok şüpheliyim. Ama bizim için nettir kadının başörtüsü meselesi bu hak insan hakkıdır ve buna da devlet karışmaz karışmamalıdır. Hiç kimse de karışmamalı. Peki, şimdi Fikret Bilal soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni yasa teklifiniz gündem oldu. Başörtüsüne yasal güvence sağlayalım açıklamanızın ardından yasa teklifini verdiniz. Gündemde böyle bir konu yokken Kılıçdaroğlu neden bu teklifi yaptı? Gündemde yüksek enflasyon, iktidara yönelik rüşvet iddiaları, sosyal medyaya sansür yasası vardı. Bu konular dururken sorun olmayan başörtüsü, türban gibi bir konuda teklif verilmesi gündemi değiştirdi. Erdoğan'a koz verdi, Erdoğan'a pas verdi. O gole çevirdi. Niye 4 Ekim Medeni Kanun'un kabulüne denk getirildi gibi eleştirilere ne diyorsunuz diye soruyor Fikret Bila. İşte Kılıçdaroğlu'nun cevabı arkadaşlarım ekrana getirecekler. Biz kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusu olmaktan üzerinde siyaset yapılan alan olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Siyasi olarak istismar edilmesini istemiyoruz. Bu görüşümüz yeni de değil. Daha 1935 yılında CHP'nin bu görüşü ortaya çıkmıştır. 16 Mayıs 1935 tarihinde yapılan ve toplantıda kadının çarşafı yasaklansın mı yasaklanmasın mı konusu 4 saat tartışılmış ve kadın kıyafetine karışılmasın kararı çıkmıştır. Biz de bu görüşteyiz kadının kıyafetine karışılmasın, ne giyeceğine kadın karar versin. Şimdi diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu bizim yeni bir görüşümüz değil, aniden gündeme getirdiğimiz bir konu da değil. Bizim verdiğimiz teklif sadece başörtüsüyle de ilgili değil. Hakim de avukatın etek boyuna karışmasın, uyarı yapmasın teklifidir aynı zamanda diyor. Gökçe Hanım yanlış mı anlaşıldınız? Ee, yani kimin nasıl anladığına bağlı tabii. Hı. Ben e, hani bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum. Yani birincisi e, tekrar izleyince Cumhurbaşkanının konuşmasında e, şu sizi de rahatsız etmiyorum diye sormak istedim. Yani adam gibi adamsan falan deyipti de kadınların nasıl giyineceğine dair tekrar 100 yıldır yapılan bir tartışmayı tekrar e, alevlendirip aslında. E, CHP'nin teklifini reddetmek için bir e, şey buluyor kendine. Yani partimiz burada çok net bir çizgi ortaya koymuş. Yani bir teklif ortaya koymuşuz ve orada demişiz ki kadınların e, herhangi bir mesleği yaparken bir şey giymek veya giymemekle ilgili herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaması hı hı. ile ilgili. Ama tabii ki bizim açımızdan şunun bir değeri var. Şimdi fiilen ee, serbest olan bir konu, fiilen evet gerçekten şu an kalmamış bir sorun ama geçmişte olan bir sorunun bugüne nasıl yansıdığını e, belki de şöyle düşünmemiz lazım. ya Bugün e, farklı hayat tarzlarına sahip birçok insan kendini baskı altında hissediyor. Biz de, ben de kendimi aynı şekilde baskı altında hissediyorum. Ama bugünler geçtiğinde belki ben o haklara kavuştuğumda belki kendimi özgür hissettiğimde geriye dönüp baktığımda hala o travmamı hatırlayacağım. Şimdi bizim toplum olarak barışabilmemiz için e, kendimiz gibi olmayan kişiler ya da geçmişte öyle anlatıldığı için böyle görün, göründüğü e, durumlarda e, birbirimizi anlamaya çalışarak e, birbirimizin haklarının, güvencelenmesini aslında kendi özgürlüğümüz olarak, kendi güvencemiz olarak görmek zorundayız. Biz bunu yapabilmek için aslında yani genelgeymiş, yönetmelikmiş yani o kadar kolay fiil, fiiliyata göre değişmesin. Fiilen birisi çıktı böyle yaptı, öbürü çıktı şöyle yaptı diye farklılıklar olmasın. Kanunla bir güvencesi sağlansın diye bir adım attık. Ama bu adımı atarken tabii ki de e, objektif bir düzenlemeyle tam tersini de, savunan aslında kadının hakkını, kadının özgürlüğünü ve kadının tercihini savunan bir yasa teklifi ortaya çıkardık. Dolayısıyla bunun dışında anlaşılıyorsa ya da mesele tekrar sadece kadının başörtüsü üzerinden sağcılık, dincilik ya da işte oy kazanma kaygısı ya da işte burayı savununca öbür tarafı feda etme gibi anlaşılıyorsa böyle anlaşılmaması lazım. Tam tersine Hepimizin birbirinin hakkını ve birbirinin özgürlüğünü ve aynı zamanda birbirinin inancını veya inançsızlığını veya yaşam tarzını yani hayata bakışını bu alanda bir özgürlük sahibi olmasını biz savunabildiğimiz ölçüde aslında hepimiz için hak ve özgürlüklerin savunulduğu bir Türkiye olabiliriz. Bizim derdimiz bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve ben şahsen de şunu söyleyebilirim. Birçok eleştiri hani şöyle deniliyor ya yani işte sanatçılar tutuklandığında işte LGBT Hı. artı hakları ihlal edildiğinde konserler yasaklandığında biz bunları konuşuyoruz zaten. Yani bunları da konuşuyoruz ve bunları konuştuğumuz için de belli bir kesim tarafından da linç ediliyoruz. Ben şahsen örneğin birçok hak savunuculuğum sonucunda çok çeşitli kesimler tarafından linç edildim. Tehdit ama ben verdiniz. tehditte aldım yani birçok birçok şey e, ama ben... E, Geçmişte başörtülü olup da üniversiteye alınmamış gençlerin geçmiş travmalarını bir e, ilaç olacaksa böyle bir kanun teklifi bununla gurur duyarım ve bunu aynı zamanda kendi haklarım için de gerekli sayarım. Evet. Peki burada hemen Barış'a döneyim reklam arasından önce. E, Barış ilaç olur mu? Ben, ben e, bu sorunuza şöyle yanıt versem Türkiye'nin e, yani Kemal Bey'in yaptığı bu çıkış Erdoğan'ın yaptığı anayasa çıkışı Türkiye nereye götürür? Biraz da ben açıkçası Hı. bu sorunun yanıtını arıyorum. Ama öncelikle bugün e, şu ismi anmazsak olmaz diye düşünüyorum. 32 yıl önce Bahriye Üçok bakın e, böylesi suikastlarda suikastı yapan eğer devletten desteğini almışsa, biyografik istihbarata sahipse öldüreceği kişinin açıklarını zaaflarını bilir. Bayrı Üçok'u bir kitabı ancak açabileceğini biliyordu onu öldürmek isteyenler. Kitabın içine bomba koydular, kızın gözün önünde öldürdüler. Ve biz de biliyoruz ki Bahri Üçok 32 yıl önce bugün öldürülmesi bugün öldürülmesinin nedeni türban ve başörtüsü hakkındaki görüşleriydi. Çok önemli, çok aydın bir ilahiyat profesörüydü. Cumhuriyet Gazetesi yazarıydı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından birisiydi. Neyse ki mezar başındaki anmaya Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları Gitti, hmm. onu biliyorum. Sahip çıktılar CHP'liler. Ama ben, bakın e, şunu da hatırlatmasam olmaz. Üzülüyorum açıkçası. E, Bayrağı çoku, bugün anması gerekenlerden birisi de çok yakın akrabası olan, yengem diyerek her yıl anan, her yıl sosyal medyada fotoğrafını paylaşan bir kişi. Niye bugün anmadı çok merak ediyorum. Kim? Metin Feyzoğlu. <laughs> Ama... Metin <laughs> Feyzoğlu her baksınlar. Önemli bir gündemi var. Her evet, gün tabii vardı. işte ama bakın mesele o işte. Bugün Bahri Üçok'u anamıyor. Metin Feyzioğlu her yıl anardı. Yengem derdi. İşte o, onun öldürülmesini kınardı vesaire. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bir de tabii bugün süremiz var mı bilmiyorum ama Yeni Şafak Gazetesi'nden Ersin Çelik'in son yazısına bakmak gerektiğini inanıyorum. Bakacağız. Orada Bakacağız. da çok çarpıcı bir şey var. Asıl AKP'nin derdinin ne olduğunu ayrıntılarını oradan okuyabilirsiniz. Kısa bir reklam arası verelim. Onu...